Merhaba çocuklar, merhaba çocuklar, merhaba çocuklar. Derse hoş geldiniz. Bugün size yeni bir ses öğreteceğim. D, d, d. Tekrar et benimle. D, d. Evet, aferin sana. Şimdi buradaki meyveye bakalım. Dut, dut, dut. D sesi neresinde? Evet, ağzımdan çıkan ilk ses d, d, dut, değil mi? D sesiyle başlıyor. Aferin sana. Buna bakalım. Dal. Ağacın dalları. Dal. D, 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 d. Dal, dal. Hangi sesle başlıyor? Evet, d sesiyle başlıyor. Dal. Buna bakalım. D, d. D, d. D, d. D, d. Hangi sesle başlıyor? Evet, d sesiyle başlıyor. Aferin sana. Artık çok güzel söylüyorsun. Fark ettin mi? D, d. Hangi sesle bitiyor? D, d. E sesiyle bitiyor. Peki başka d sesi var mı içinde? D, d. D, d. Evet, bir tane daha var ve ortasında. Değil mi çocuklar? Oo çocuklar, yazın çok böyle sıcak havalarda güzel olmuyor mu? Dondurma. Dondurma. Ben en çok limonlu seviyorum çocuklar. Bir de kavunlu. Ama çok tüketmememiz gerekiyor değil mi? Her şeyin fazlası zarar. Suyun bile. Dondurma. Hangi sesle başlıyor? D, 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 d. Sesiyle başlıyor. Peki. Dondurma. Hangi sesle bitiyor? Dondurma. A sesiyle bitiyor. Aferin sana. Don. Dur. Ma. Kaç tane d sesi duydun? Tekrar edersen sesi duyarsın. Don. Dur. Ma. Evet, iki tane. Aferin sana. Diğeri de o zaman ortasında. Evet benim pabuk şekerlerim. Ne güzel öğrendik. Şimdi bunların nasıl yazıldığını göstermek istiyorum size. Haydi gelin. Çocuklar, bu sesin yazım yönünü öğrenelim. Tahtaya bakmanı istiyorum. Mamonun göbeğinin olduğu kısımdayım yine. Sarı kısma küçük bir ay yapıyorum. Sonra yukarıdan aşağıya gelip kapıyı kapatıyorum. Bu. Kolay değil mi çocuklar? Evet, kolay. Aferin. Bir parmak boşluk bıraktım. Küçük bir ay yapıyorum. Sonra kapıyı kapatıyorum. Bu. Küçük bir ay yapıyorum. Sonra kapıyı kapatıyorum. Evet çocuklar. D, d, d. Şimdi büyük d sesini öğrenelim. Onda da çocuklar. Mamonun bütün kafasından başlayıp ayaklarına kadar gelelim. Mavi çizgiden. Yukarıdan aşağı dümdüz geldim. Sonra ona kocaman bir göbek yapıyorum. Çocuklar karpuz gibi değil mi? Hadi ısırıp ısırıp yiyebiliriz. D, d, d. Bir parmak boşluk. Evet, bu şekilde. D. Sonra bir parmak boşluk. Bu şekilde. D. Çocuklar bakın, elimizi bu şekilde yumruk yapıp parmağımızı bu şekilde açıp şöyle tahtaya bırakalım. Siz de defterinizin üzerine bırakın. Bakın çocuklar, küçük d sesine benziyor. Şöyle çizgisi, şöyle çizgi. Sonra yukarıdan gelip kapıyı kapatıyorum. D, 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 d. Tamam mı? Evet, şimdi bir küçük bir büyük yapalım çocuklar. Ne yapıyorum? Küçük bir ay yapıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru kapıyı kapatıyorum. Sonra yanına da büyük yapalım. Büyük içinde yukarıdan aşağı düz çizgi. Kocaman bir göbek yapıyorum. Evet çocuklar, sen satır sonuna kadar yaz. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Aferin benim öğrencime. Şimdi tahtayı siliyorum. Evet, şimdi haydi yazalım. Ben söyleyeyim, sen yaz. Ad. Ad. D. Ad. Senin adın ne? Benim adım Canan. Senin adın ne?
Aa, ne güzel bir ismin varmış senin böyle. Anlamı ne? Ad, çocuklar, ad, isim, ad, aynı anlama geliyor. Yaz bakalım. Ad, ad. Ne yapıyordum? A, yanından çizgisini indirdim. Ad, 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 ad. Evet, aferin benim çocuklarıma. Şimdi bunu okuyayım bakalım. Dal. Evet, dal. Aferin benim çocuklarıma. Yazalım o halde. Dal. Önce sen yaz. Dal. 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 Aferin. Bir parmak boşluk. Ne yapıyorum? Yarım ay. D, 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 d. Da, da, dal, dal, ağacın dalı, değil mi? Bir kelime daha çektim. Hadi oku bakalım. Dört. Aferin sana. Dört. Dört. Değil mi? Dört. Hadi yazın bakalım. D, d, dört. Dört. D, 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 dört. Dört, dört, dört. Bir parmak boşluk. Evet. D, 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 d. Yanına da ö koyuyorum. Dört. 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 Dört, 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 dört. Evet çocuklar. Peki şimdi bir kelime daha okuyalım. Kedi. 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 Hadi yazın bakalım. Ke. Di. Ke. Di. Kedi. Kedi. Ke. Di. Yazdın mı? Aferin. Şimdi tahtaya bak bakalım. Bir parmak boşluk. Ke, ke, di, 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 di. Kedi miyav miyav. Miyav miyav. Kedi miyav miyav. Evet, şimdi bir kelime daha yazalım çocuklar. Dünya. Aferin sana. Dün, ya, dünya. Dünya, seni dünyalar kadar seviyorum. Dünya, dünya, dünya. Hadi yaz. Dün, ya, dün, ya, dünya. Bir parmak boşluk. Haydi bakalım, güzel güzel yazalım. Dün, dün. Dünya. Evet sevgili çocuklarım. Şimdi size cümle yazdıracağım. Cümle yazmak için de satır başına gelin. Koş 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 gel buraya. Mamonun yanında bekle. Şimdi söylüyorum. Kedi eti yedi. Kedi. Önce kedi kelimesini yazalım. Kedi. 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 Önce sen yaz, sonra ben yazacağım. Hadi bakalım. Satır başındayım. Cümleye başlıyorum. İlk harfim. Tabii ki büyük. Bir, iki, ke, di, 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 di. Kedi. Miyav, 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 miyav. Kedi. Kedi. Eti. 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 E. Ti, e, ti, eti, eti, evet, bir parmak boşluk, e, ti, eti, kedi, eti, yedi, ye, di, ye, di, yedi.
Yedi. Hadi yaz. Bir parmak boşluk. Ye. Ye. Di. Yedi. Cümlem bitti. Noktamı koyuyorum. Kedi eti yedi. Kedi eti yedi. Kedi eti yedi. Yazdın mı? Okudun mu benimle beraber? Aferin sana. Şimdi bir cümle daha yaz. Hadi bakalım. Demet, dut, ye. Demet. Önce Demet yazalım. Hadi. Demet. 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 Demet burada bir kız çocuk ismi olarak kullanılmış çocuklar. D'yi büyük yapıyorum. D, 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 d. Yanına da E yazalım. D. Demet. 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 Şimdi bir kelime daha söylüyorum. Bir parmak boşluk bırak. Dut. D, d, dut. Bir meyve değil mi? Dut. 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 Evet. İpek böceği neyle besleniyor çocuklar? Dut yapraklarıyla besleniyorlar biliyor musunuz? Dut. 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 Ye. Bir parmak boşluk bırakıyorum. Bak harfin hemen dibine parmağımı koydum. Ye. 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 Evet. Ye. Ye. Cümlem bitti. Noktamı koydum. Demet, dut, ye. Demet, dut, ye. Evet, bunu yazdık çocuklar. Şimdi ben siliyorum. Siz sakın silmeyin. Tamam mı? Evet, bir cümle daha yazdırayım çocuklarıma. Eda, dondurma al. Eda, dondurma al. Eda, dondurma al. Önce Eda kelimesini yazalım hadi. Eda, 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 Eda. Cümleye başlarken ilk harfim büyük. Yukarıdan aşağıya doğru geldim. Bir, iki, üç. Buradayım tekrar. Yaklaştım biraz. Eda. 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 Dondurma. 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 Evet, bu kelime 3 heceden oluştuğu için biraz bekliyorum. Hadi bakalım. Don, dur, ma. Don, dur, ma. Bir parmak boşluk yazdınız mı? Don. Don. Evet, sonra dur. Dur. Don, dur. Ma. 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 Dondurma. Dondurma. Dondurma seviyor musun? Ben de seviyorum ama çok fazla tüketmeyelim, değil mi? Çünkü çok sağlıklı bir yiyecek değil. Çok fazla tüketirsek bize zarar verir. Her şeyin fazlası zarar. Suyun bile. Değil mi çocuklar? Eda, dondurma al. Bir parmak boşluk. Al. Bunu zaten defalarca yazdınız değil mi çocuklar? Al, al. Al kelimesini artık çok iyi biliyorsunuz. Noktamı koydum. Eda, dondurma al. Eda, dondurma al. Şimdi yeni cümle yazıyorum. Şimdi. Gel satır başına. Mamanın yanına gel. Koş, 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 koş. Geldin mi? Tamam. Hadi yazalım. Erdi, dolma, yedi. Erdi. Dolma yedi.
Önce erdi kelimesini yazalım. Erdi. 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 Yazdın mı? Ben de yazayım. E'yi yazdım. Erdi. Erdi. Dolma. 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 Evet. Bir parmak boşluk. Dol. Dolma. Ma. Dolma. Erdi dolma, yedi. 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 Hadi bekliyorum. Sen yaz önce. Yedi. 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 Yazdın mı? Bir parmak boşluk. Yedi. Yedi. Di. Di. Nasıl yapıyorum? Evet. Di. Hangi sese bitiyor? İ sesiyle bitti. Noktamı koydum. Erdi dolma yedi. Erdi dolma yedi. Çocuklarım, şimdi sizinle beraber güzel bir metin okuyalım. Metni tahtaya yapıştırmadan önce şuraya bir güzel sileyim yine. Sen silme sakın. Ben sildim. Şimdi bu metnimizi tahtaya asalım. Çok güzel bir metin çocuklar. Ben bayıldım. Bayıldım. Benim de çok tatlı bir dedem vardı. Küçükken hep ona kitap okuyordum. Siz de kitap okuyacaksınız çocuklar okumayı öğrenince. Tamam mı? Büyüklerimize. Bakın burada bir dede var. Değil mi? Önce görsele bakalım. Güzel bir gölün kenarındalar. Değil mi? Burada sazlıklar var, ördek var, ördeğin yavruları var. Pıtı pıtı annelerinin arkasından gidiyorlar. Bakın bu da torunu. Bakalım. Burada çocuklar bir konuşma var. Nereden anlıyorum? Şu konuşma çizgilerinden anlıyorum çocuklar. Eğer cümlenin önünde böyle uzun bir çizgi görürseniz bilin ki bu konuşma çizgisi. Burada iki kişi konuşuyor. Peki, o zaman önce ben okuyayım, sen arkana yaslan ve beni dinle. Tamam mı? Sonra benim gibi okumanı istiyorum. Dede. Dede. Ördek nerede? Soru işareti var. Soru soruyor. Soru işaretini gördüm. Soru sorduğunu anladım. Demet. Ördek derede. Dede. Dana nerede? Dana ormanda. Ya da arkadaki serada. Evet çocuklar, bu şekilde siz de akıcı okuyacaksınız. Ama bunun için ne yapmanız gerekiyor? Her gün düzenli bol bol okumalar yapmanız gerekiyor. Tamam mı? Aferin benim çocuklarıma. Peki hadi okuyalım. Ben göstereyim, sen oku. Tamam mı? Hadi. Dede. Dede. Ördek. Aferin. Nerede? Aferin. Dede. Ördek nerede? Virgülde yarım nefes alıyorum. Dede. Ördek nerede? Soru sorar gibi okuyorum. Demet. Ördek. Derede. Dede. Dana. Nerede? Aferin. Dana. Ormanda. Ya da arkadaki serada. Aferin sana. Çok güzel okuyorsun. Bravo. Bu akşam da bol bol okumayı unutma. Tamam mı? Peki bu dersime geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Seni çok ama çok seviyorum. Ve sana çok değer veriyorum.
Bir sonraki derse mutlaka gel. Gelmeden önce de sana söylediğim gibi her gün mutlaka okumalarını yap. Peki, dersi beğenmeyi, kaydetmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.